Bu ve takip eden birkaç videoda size Amerikan tarihinin genelini vermeye çalışacağım. Birçok detayı üstün körü geçecek olsam da olayların nasıl birbiriyle örtüştüğü ve Amerikan tarihindeki temel olaylar hakkında sizleri bilgilendireceğimi umuyorum. Amerikan tarihi derken Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihini kastediyorum elbette. Şu an Birleşik Devletler olarak bildiğimiz bölgedeki ilk başarılı yerleşim Jamestown'du. 1607'de tam burada Jamestown, Virginia kuruldu. Ticari amaçlı bir yerleşim olarak planlanmıştı. Bundan çok kısa bir süre sonra e, okulda Amerikalı çocuklara okulda öğretildiği üzere Mayflower gemisiyle Mavi Okyanusu aşarak yeni dünyaya ulaşan radikal İngiliz protestanlar tarafından ikinci bir yerleşim oluşturuldu. Sanırım ikinci ana İngiliz yerleşkesi demeliyiz. Çünkü bu dönemde İspanyol ve Portekizliler de yeni dünyada gayet başarılı yerleşimler oluşturuyordu. Yani sadece İngilizler yoktu. Fakat biz İngiliz yerleşimlerinden bahsediyoruz şu anda. 1620 yılında radikal İngiliz protestanlar Plymouth, Massachusetts olarak bilinen bölgede Plymouth yerleşkesini kurdular. Şüphesiz 1620'den 1700'lerin ortalarına kadar muazzam bir insan seli, göçler ve gelişen şehirler oldu. Şimdi zamanı hızla 1700'lerin ortalarına doğru ilerletiyorum. Aslında büyük bir zaman dilimi geçti fakat Amerikan tarihinin ana olaylarına odaklanacağımız için bu dönemin detaylarına girmiyorum şu anda. Bu 130 yıllık süreçte birçok yeni yapılanmalar gerçekleşiyor ve gelişiyordu. Zamanı 1754'e ilerletelim. Şu an Birleşik Devletler olan tüm Doğu sahilinde 13 Birleşik Devletler kolonisi oluşmuştu. Tabi o dönemde henüz Birleşik Devletler olarak adlandırılmamıştı. Bunlar 13 Britanya kolonisiydi. Yani İngiliz yapılanmalarıydı. Biraz daha kuzeybatıya doğru ilerlerseniz Fransız kolonilerini görebilirsiniz. Bildiğiniz gibi bu bölgelerde Quebec ve Kanada'da insanlar bugün bile halen Fransızca konuşuyor. Bu yukarı kısımda bu bölgede Fransız yapılanmaları vardı. Detaya girmiyorum çünkü aslen her bir konu bir video serisini oluşturabilecek nitelikte ve umarım ileride bunu gerçekleştirme fırsatı bulurum. Konumuza dönelim. 1754'te bugün Pittsburgh, Pensilvanya olarak bilinen bu topraklarda Fransız ve İngilizler arasında Arbede yaşanmaya başlandı. Aynı yıl Fransız Kızılderili Savaşı başladı. Burada bir şeyi netleştirmek istiyorum. Amerikan tarihini öğrenen birçok insanın kafasında karmaşa yaratan bir durumdur bu. Fransız Kızılderili Savaşı olarak adlandırıldığı için bu savaşın Fransızlarla Kızılderililer arasında yapıldığını düşünenler vardır ki bu böyle değildir. Bu savaş Fransızlar ve Kızılderililerin birlikte İngilizler ve kolonicilere karşı verdiği bir savaştır. Bu savaşta İngilizler ve koloniciler Fransızlar ve Kızılderililere karşı savaşmıştır yani. Elbette İngilizlerden yana olan Kızılderililer de olmuştur ama bu savaşa Fransız Kızılderili Savaşı denmesinin asıl nedeni İngiltere tarafından bakıldığında karşıda savaşılan düşmanlar Fransızlar ve Kızılderililer olduğu içindir. Birleşik Devletler dışından birileri bu savaştan bahsederse bu savaşı Fransız Kızılderili Savaşı yerine 7 yıl savaşının Amerika'daki cephesi olarak anar. Çünkü Büyük Britanya ve Fransa arasında Avrupa'da süre gelen daha büyük bir ihtilafa sebep olmuştur. Gerçekten de Fransız Kızıl Derili Savaşı Avrupa'daki bu büyük savaşın Amerikan cephesi olmuştur. Bu savaş 1754'te Pittsburgh civarındaki çatışmalarla başlar. Tek sebep bu çatışmalar değildir aslında. Gelişen tüm gerginliklerin yanı sıra bu olaylar bardağı taşıran son damla olmuş ve daha büyük olan 7 Yıl Savaşları'nın Avrupa'da başlamasına da öncülük etmiştir. Bu savaş 1756'da başlamış ve her iki savaşta aslen farklı cephelerdeki aynı savaş ama her iki savaşta yani Amerika'daki ve Avrupa'daki iki versiyonda 1763'te Paris Antlaşması'yla son bulmuştur. 1763'teki Paris Antlaşması'nın en büyük sonucu yeni dünyada Fransızların sahip olduğu yerlerin büyük bir bölümünün artık Britanya İmparatorluğu'na geçmesi ve Britanya kolonileri toprakları olmasıdır. Hatta Louisiana da İspanya'nın kontrolüne verilmiştir. 1800 yılında Fransızlar tarafından tekrar alınmıştır ve 1803 yılında da tekrar Birleşik Devletler'in eline geçmiştir. Birazdan bu konuyu da sizlere anlatacağım. 1763'te İngilizler bu muazzam maliyetli savaşı kazanmışlardı. Fakat bu savaştan asıl karlı çıkanların Amerikalılar olduğunu düşündüler. Çünkü Tüm bu yeni bölge, yeni topraklar onlar için yeni ticaret ve potansiyel yerleşim yerleri olacaktı. Ve böylece İngilizler savaş maliyetlerinin bir kısmını tazmin edebilmek amacıyla Amerikalılara vergi uygulama kararı aldılar. 1765'te damga vergisini yürürlüğe koydular. Yeni dünyada kullanılacak olan her türlü kağıdın Resmi belgelerde kullanılacak kağıttan tutun gazete basımında kullanılacak kağıda kadar her türlü kağıdın İngiltere'de üretilmesi zorunluluğu getirildi. Ve bu kağıtların üzerindeki anlaşmaların veya üzerinde bulunan her şeyin resmi geçerliliğinin olması için de özel bir damga vurulması şartı kondu. Aslen toplumların ilerlemesi, gelişmesi için gerekli olan resmi belgelerde kullanılacak olan kağıda muazzam bir vergi getirilmişti. Sanırım bu vergi, imparatorluğun koloniciler için harcadığını düşündüğü masrafların bir kısmının bir şekilde geri kazanımı için kolonicilerden para kopartma şekli olarak düşünülmüştü. Yani biz sizin için zaferi kazandık, yani bu zafer en çok size yaradı, şimdi de bunun maliyetini siz ödeyeceksiniz düşüncesi. Aslen kimin daha karlı çıktığını tartışabiliriz tabii ama tüm bu dönemde kolonicilerin mutlu olmadığı aşikardı bu vergiden ötürü özellikle de parlamentoda hey durun ama ben bunun adil olduğunu düşünmüyorum bu böyle olmalı bu böyle olmamalı diyebilecek temsilcilerinin olmaması göz önüne alındığında kolonicilerin ne kadar mutsuz olduğunu daha iyi anlıyoruz. Şimdi 1773'e ilerleyelim. Boston Çay Partisi vakasına ya da Amerikalıların deyimiyle Boston ama ben burada şehirleri bizim Türkçe'de söylediğimiz isimleriyle telaffuz etmeyi daha uygun buluyorum. Boston Limanı'nda çay yüklü 3 adet gemi bulunmaktaydı. Bu gemiler Doğu Hindistan Çay Şirketi'ne yani İngilizlere aitti. Bir grup Amerikalı milis İngilizlerin tavırlarını ve vergi uygulamalarını protesto etmek amacıyla Kızılderili kılığına girerek bu gemilerde bulunan tüm çayları denize döktüler tahmin edebilirsiniz ki bu olay koloniciler için uyarıcı bir faaliyet olsa da İngilizlerin hiç hoşuna gitmemişti. Baskı yasalarını uygulamaya koydular. Boston'u ablukaya aldılar. 1770'in başlarında ortam gerçekten çok gerilmişti. 1775'e doğru zamanı ilerletirsek Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın ilk mücadelelerini görürsünüz. İleride Bağımsızlık Savaşı'nın tamamı hakkında bir video serisi yapmak istiyorum. 1776'da bağımsızlık bildirgesi tanzim edildi. Burada bildirgenin hazırlanışı fotoğrafta gösteriliyor. Bu bildirgede İngiltere'ye meydan okunmakta ve size yeteri kadar katlandık mesajı verilmektedir. Artık bağımsız bir ülkeyiz. Koloni kavramı sona ermiştir. Amerikan Bağımsızlık Savaşı 1783'e kadar devam etti. Tekrar ediyorum. Bu konuyla ilgili birçok video hazırlanabilir. Fakat ben neyin ne zaman nasıl olduğu ve ne şekilde sona erdiği hakkında sizlere şöyle genel bir algı sunmak istiyorum. O yüzden özet geçiyorum. Daha sonra genelin derin detaylarına girebiliriz. Bu savaş Paris Antlaşması ile sona erdi ve Birleşik Devletler özgür, bağımsız bir ülke oldu. Birleşik Devletler bu noktaya kadar Kongre ve Konfederasyon yasalarıyla yönetildi. Fakat bugün de Amerika'nın kullandığı anayasa 1787'de tasarlanmaya başlandı. En az 9 eyaletin onaylaması şartıyla 1788'de tasdik edildi ve 1789'da yürürlüğe girdi. Ülkenin doğuş tarihi bağımsızlık bildirgesi olarak kabul edilse de yürürlükteki kurumlar ve anayasayla bugünkü yapısının inşasına 1789'da başlanmıştır. Bu tarih aynı zamanda Washington'ın 1797'de sonlanan ve iki dönem yerine getireceği başkanlık görevinin ilkine getirilme tarihidir. Ardından John Adams geldi. Burada Washington'ı irdelememdeki en önemli sebep kendisinin çok popüler olmasına rağmen iki dönem başkanlık yaptıktan sonra bu görevden çekilmesidir. Aslında muazzam popüler bir liderdi ve isteseydi eğer uzun bir süre daha bu pozisyonunu koruyabilirdi. Ama o İki dönem sonra çekilerek kudret düşkünü olmadığını gösterdi ve gerçekten iyi bir örnek teşkil etti. Şimdi zamanı 1803'e ilerletelim. Fransız Kızılderili Savaşı'ndan sonra Louisiana'nın İspanyollara geçtiğini söylemiştim. Netleştirmek isterim ki o zaman Louisiana olarak adlandırılan bölge bugünkü Louisiana eyaleti olarak bilinen arazi değildi. Bu eyaleti de kapsayan ve şu andaki Kanada sınırına kadar uzanan tüm bu bölgeye Louisiana deniyordu o zaman. Bu bölgedeki tüm ticari faaliyetler İspanyollara geçmişti. Sonra 1800'de tekrar Fransızlara geçti. Bu dönemde Napolyon'un endişe duyduğu bir takım sıkıntıları vardı. Deniz filosu yok edilmişti. Karayiplerde, özellikle Haiti'de almış olduğu yenilgilerin zorluğunu yaşıyordu. Büyük ihtimalle bu bölgenin de kontrolünü kaybedeceğim diye düşünerek 1803'te bölgeyi çok ama çok cüzi bir fiyata Birleşik Devletlere sattı zaten bu bölgeyi koruyamayacaktı. Birleşik Devletler burayı elinden almaya kalksaydı karşı koyacak gücü pek yoktu. Böylelikle hiç değilse az miktarda olsa Avrupa'daki cephelerinde kullanabileceği bir para elde etmişti. 1803'te Birleşik Devletler toprakları neredeyse bu şekilde iki katına ulaştı. Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nın sonrasında bu topraklar söz konusu iken şimdi 1803'te Tüm bu bölgedeki topraklara ulaşılmıştı. Sınırlar buralara kadar genişletilmişti. Zamanı biraz daha ilerletelim. 1812 Savaşı ilginç bir savaştı çünkü kimseye bir getirisi olmamıştı. Tüm bu zaman dilimi içerisinde ilginç olan şey bağımsızlıktan sonra bile İngilizlerin Amerikalıları taciz etmeye devam etmesidir ayaklanma ihtimalleri ya da yerleşimcilere sorun yaratmaları amacıyla yerlileri silahlandırmışlardır. Amerikan denizcilerini zor kullanarak ele geçirip İngiliz ordusuna katılmaları yönünde baskı uygulamışlardır. Birleşik Devletleri bir şekilde kışkırtmak için çeşitli hadiseler gerçekleştirmişlerdir yani. 1812'de Birleşik Devletler Büyük Britanya'ya savaş ilan eder. Bu savaş 1815'te New Orleans Muharebesi ile sona erer. 1815 New Orleans Muharebesi. Fakat bu bölgede herhangi bir mal ya da toprak alışverişi olmamıştır. Bazı insanlar bu savaşa ikinci bağımsızlık savaşı adını verdiler. İyi olan yanı Amerika'nın haklarından vazgeçmeyeceğini ve Birleşik Devletler'in burada kalıcı olduğunu bir kez daha beyan etmesi olmuştur. Devrimin şans eseri olmadığı ve Birleşik Devletler'in güvenilmez bir ülke olmadığını göstermiştir. Kalıcı olduğunu dünyanın en büyük imparatorluklarından birini tekrar yenilgiye uğratarak göstermiştir Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi zamanı biraz daha ilerletelim. Tam burada Texas olarak isimlendirdiğimiz bu bölge 1836 öncesinde Meksika'nın bir parçasıydı. Meksikalılar bu bölgenin seyrek yerleşim bölgesi olması sebebiyle gelişmesi açısından İngilizce konuşan Amerikalıların bu bölgeye yerleşmeleri konusunda teşvikte bulundu. Fakat bu yerleşimcilerin çoğu köle sahibiydi. 1836'da Meksika devleti köleliği kaldırma kararı alınca bu tahmin edersiniz ki yerleşimciler tarafından hoş karşılanmadı. Aynı yıl Teksas bağımsızlık savaşı çıktı. Alamo Kalesi kahramanlarını unutmayın sözleri bu savaşla ilgilidir örneğin. Teksas'ın ilk başkanı Sam Houston oldu ve bu sebeple buraya Houston ismi verildi. Zamanı 1845'e ilerletelim. Bu dönem boyunca Amerikalıların topraklarını Pasifik Okyanusu'na kadar genişletmelerinin Tanrı tarafından yazılmış kaderleri olduğu konuşmaları yapılmaktaydı. Bu bölge Teksas, kendilerini Teksas Cumhuriyeti olarak adlandıran insanlar tarafından bağımsız olarak yönetiliyor olsa da Meksika burayı kendi toprakları olarak varsayıyordu ve tüm bu topraklarda Meksika topraklarıydı onlara göre. Amerikalılar buralardan bir parça ele geçirirsek iyi olmaz mı diye bölgeye göz koymuşlardı. 1845'te Teksas Cumhuriyeti ile Birleşik Devletler bir anlaşma yaptı ve Birleşik Devletler Teksas'ı topraklarına kattı. Bunu Teksas'taki göçmenler istemişti. Yani bu topraklar zorla alıkoyulmamıştı. Fakat Meksika bu olaydan hoşnutsuzdu. Çünkü burayı hala kendi toprakları olarak görmekteydi. Ve Amerika Meksika'yı savaşa itekliyor gibiydi. Tabi bu bakış açısına bağlı. Böylece ordusunu Meksika sınırına gönderdi. Hatta Meksika'nın hakkı olan bazı topraklara soktu. Ama bu konuda ben taraf tutmayacağım. Fakat olayların gelişiminde bir tartışma, bir kışkırtma varmış gibi görünmekteydi. 1846'da Meksika ve Birleşik Devletler arasında savaş çıktı ve 1848'de Birleşik Devletler Meksika'yı yenilgiye uğrattı. Savaşın büyük bir kısmı Meksika topraklarında gerçekleşmişti. Bu yüzden Meksika tüm bu bölgeyi terk etmek zorunda kaldı. Kaliforniya, Nevada, Arizona ve New Mexico'nun Birleşik Devletlere ait olmayan diğer kısmını terk etti. Aynı süreçte hem Amerikalılar hem de İngilizler Kanada'nın bir bölümünü de kapsayan Oregon bölgesini gözlerine kestirmişlerdi. Bu olayı oldukça barışçıl yollarla çözmeyi başardılar. Varılan sonuç Amerikalıların bu bölgeye hakim olmaları ve İngilizlerin de tam şuradaki bu hattın kuzeyindeki her şeye sahip olmaları yönündeydi. Bu yüzden Vancouver ve British Columbia şu anda Kanada'ya aittir. Bu bölgeler kısa bir süre daha Britanya İmparatorluğu'nun kontrolünde kaldı. 1848 yılında yazılmış kader gerçekleşti. Birleşik Devletler, Kaliforniya'dan Pasifik Okyanusu'ndan Atlantik Okyanusu'na kadar olan bölgeyi ele geçirmişti. Biliyorsunuz ki burada size Amerikan tarihinin en uç noktalarından bahsediyorum. Bu ülkenin doğumundan Abraham Lincoln seçilene kadar olan tüm bu süreçte kölelik hakkında bir gerginlik gelişti. Kuzeydeki birçok insan bunu ahlaki açıdan doğru bulmuyordu. Güneydeki birçok insan da bunu sevmiyordu. Fakat ahlaki değerleri pek de umursamadan köleliğin var olmasını istiyorlardı. Çünkü Güney'in ekonomisinin büyük bir kısmı köleliğe dayanmaktaydı. Yani mesele ekonomikti aslında. 1860'da dananın kuyruğu koptu. Abraham Lincoln köleliğe karşı olduğunu gayet açık bir dilde ee, söyledi. Gayet açık bir şekilde dile getirdi. Köleliğin serbest olduğu eyaletlerin yayılmasını durdurma kararı aldı. Ne zaman birliğe yeni bir eyalet katılmak istese, köleliğin serbest olduğu eyaletler bu eyalette de serbest olmasını isterken, özgürlük taraftarı eyaletler de yeni üyenin özgürlük taraftarı olmasını istediler. Her iki taraf da kendine yandaş oluşturmak için yarışmaya başladı. 1860’ta köleliği kaldıracağını açıkça dile getiren Abraham Lincoln'ın başkan seçilmesiyle bu anlamsız rekabet sona yaklaştı. Bir grup güneyli eyalet birlikten çekildi ve 1861'de Güney Karolina'lılar "Hey, biz artık Birleşik Devletler'in bir parçası değiliz." diyerek halen eyaletlerinde bulunan Birleşik Devletler askeri garnizonuna saldırdılar. Bu hareket iç savaşın başlangıcı oldu. İç savaş 1865'e kadar sürdü. Bu savaş esnasında 1863'te Abraham Lincoln Özgürlük Bildirgesini gerçekleştirdi ve esasen köleliğin yasaklandığını ve tüm kölelerin serbest bırakılması gerektiğini ilan etti. Bu anayasadaki 13. değişikliğin temelini oluşturdu. Maalesef Lincoln iç savaşın sonlanmasından 2 ay önce öldü. 1865'te Güney teslim oldu ve çıkışları kalmadı. Artık Birleşik Devletler'de kölelik kalkmıştı. Olaylar hakkında bir kanı oluşturabilmeniz için size bir haritayla anlatacağım. Lacivert yerler Birlik eyaletleri, kuzeyli eyaletler. Açık mavi olanlar kuzeyli eyaletler tarafından kontrol edilen topraklar. Turuncu olanlar birlikten ayrılan eyaletler, konfederasyon eyaletleri. Açık turuncu olanlar onların kontrol ettiği fakat sonradan ihtilaf yaşadıkları topraklar. Bu sarı olanlarsa birlikten ayrılmayan, konfederasyona da üye olmayan kölelik yanlısı eyaletler. Muhtemelen iç savaşın en etkileyici olay olmasının sebebi, Birleşik Devletler'de köleliği sonlandırmasının yanı sıra en geniş kapsamlı olay olmasıdır. Bu savaş aynı zamanda Amerikan tarihindeki en kanlı savaştır. Bunlar iç savaş döneminin inanılmaz rakamlarıdır. Güneydeki beyaz erkeklerin yüzde 18'i, beyaz erkeklerin yüzde 18'i bu savaşta ölmüştür. Yani güneydeki her 5 beyaz erkekten biri bu iç savaşta yaşamını yitirmiştir. Kuzeyde kayıplar nispeten daha az olup %6'dır. Birleşik Devletler'de iç savaş yüzünden ölen erkeklerin oranı korkunçtur.